Herkese merhaba. Benim lezzetli tariflerime hoş geldiniz. Bugün harika bir tavuk şinitzel tarifi vereceğim. Sizlere paylaşacağım. Püf noktalarını anlatıyorum. Bu videomda nasıl çıtır olur, çıtır olması için nelere dikkat etmeliyiz? Evet, bu konulara değindim. Ölçülerini de paylaştım. Evet, bu tarifi gerçekten çocuklarınız bayılacak. Artık dışarıdan hazır almaya son. En azından kendiniz sağlıklı bir şekilde hazırlarsınız. Evet, harika bir ana yemek tarifi ile sizlerleyim. Hadi hep birlikte yapılışına geçelim. Evet, malzemelerimiz gördüğünüz üzere tavuk göğsü. Burada 800 gram var. Siz istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Bir tabağa un aldım. Galeta unumuz var. 2 yumurta. Ve şöyle baharatlar. Zencefil. Karabiber ve tuz. Bunu ilave ederek güzelce karıştıracağız. Bu tavuklarımızı banmak için. Ve şimdi tavuk göğüslerini ince ince doğrayarak başlayacağım. Bu işlemi kasabınıza da yaptırabilirsiniz. Ne kadar ince olursa o kadar çıtır ve lezzetli olur tavuk şinitselleriniz. Evet, şu şekilde kalın olan kısımlar varsa da bıçağın alt kısmıyla eziyorum, inceltiyorum. Evet, böylelikle bütün tavuklarımızı ince ince kesiyoruz. Evet, tavuk göğüslerimi ince ince doğradım. Şimdi 2 yumurtamı çırpıyorum. Ve tavuk göğüslerimi sırasıyla önce una, ardından yumurtaya, ve ardından galeta ununa buluyoruz. Galeta unu yerine mısır gevreği de kullanabilirsiniz. Bu şekilde tavuk göğüslerimizi hazırlıyoruz. Siz yiyeceğiniz kadarını hazırlayabilirsiniz. Ben fazla yapıp bazen derin dondurucuya atıyorum ki bunun bir kısmını derin dondurucuda saklama kabında muhafaza edeceğim. Daha sonra çözdürüp tüketmesi çok pratik oluyor. Evet, bütün tavuklarımı yaptım. Gördüğünüz gibi artık pişirilmeye hazır. Ben yağda kızartacağım ama dilerseniz fırında yağlayarak da tepside pişirmeniz mümkün. Bu tercih size kalmış. Evet, teflon tavaya sıvı yağımızı alıyoruz ve ısındıktan sonra kızartmaya başlıyoruz. Thank you.
Evet, tavuk şinitsellerimi kızarttım önlü arkalı gördüğünüz üzere ve artık servise hazır. Ben pilav ve soğan eşliğinde servis hazırlıyorum. Yanına zaman zaman domates ve marul doğradığım, biber doğradığım olmuştur. Pilav eşliğinde gerçekten harika bir ana yemek oluyor. Bu şekilde yaparsanız hem çıtır çıtır oluyor hem de herkes bu lezzete gerçekten hayran kalıyor. Ve nasıl yaptığımı soruyorlar. İşin püf noktası çıtır olmasının piliçlerinizi ne kadar ince keserseniz o kadar çıtır ve içi de o kadar pişer. Evet, siz de tavuk şinitzel yapıyor musunuz? Bana yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Büyük bir keyifle yorumlarınızı okuyorum doğrusu. Evet, bekliyorum yorumlarınızı. Geldik bir videonun daha sonuna. Beni destekleyerek abone olursanız sevinirim. Bildirimleri de açarsanız bir sonraki paylaşımımdan haberdar olduğunuz gibi beni de böylelikle desteklemiş olursunuz. Buna sevinirim. Evet, takipte kalın. Yine paylaşımlarım olacak. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.